Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Gündem haber olarak son dakika bilgisini sizlere aktarıyoruz. Miçotakis Atina'da güvercin, Lefkoşa'da şahin oldu. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde Kıbrıs şartı. Seçim sonrası ilk gezisini Kıbrıs Rum kesimine yapan Yunanistan Başkanı Miçotakis, "Türkiye ile ilişkilerde görünen düzelme çok iyi ama saf da değiliz. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm olmaz" diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis seçim zaferi sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi. Kıbrıs Rum yönetiminde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine Kıbrıs şartı istediğini söyledi. Türk askerinin adadan çıkması ve Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasını arzuladıklarını belirten Mitsotakis, "Türkiye ile ilişkilerde görünen düzelme çok iyi ama saf da değiliz. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm olmaz" ifadelerini kullandı. Yunanistan'da peş peşe çıkan orman yangınları nedeniyle Kıbrıs ziyaretini erteleyen Miçotakis, dün Rum yönetimine günübirlik ziyaret gerçekleştirerek Rum lider Nikos ile görüştü. Türkiye adım atmalı. Yunan Başbakan ortak basın toplantısında, "Türkiye'de seçim sonrası gelişmeleri ilgiyle izliyoruz. Türkiye'de Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi arzusuna yönelik resmi açıklamaları selamlıyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde herhangi bir gelişme şüphesiz Kıbrıs konusu ve Türk-Yunan ilişkilerini kapsamaktadır. Böyle bir gelişmenin sağlanabilmesi için de Türkiye'nin adımlar atması gerek. Kıbrıs konusu bir Avrupa Birliği meselesidir. Avrupa Birliği de tüm imkanları ile çözüm gayretlerine katkıda bulunmaya hazırdır. Türk-Yunan ilişkilerinde görünen ılımlı hava Kıbrıs sorununu da olumlu etkileyecektir" dedi. "Erdoğan ile anlaştık. Kıbrıs'ta en büyük hedeflerinin Türk askerlerinin Kıbrıs'tan çıkması ve Kıbrıs sorununun federasyon temelinde çözülmesi olduğunu vurgulayan Miçotakis şu sözleri kullandı. 21. yüzyılda bu yaranın kanamaya devam etmesi mümkün değildir. Avrupa Birliği üyesi bağımsız bir ülkede ne işgal ordusunun Türk ordusunu kastediyor, bulunması ne de modası geçmiş garantörlük sisteminin olması mümkün değildir. Adayı ikiye ayırmaya yönelik hiçbir düşünce müzakere konusu değildir. NATO zirvesinde Türkiye Erdoğan'a, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde herhangi bir gelişmenin Kıbrıs sorununu da içereceğini söyledim. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm tezinde ısrar etmek çıkmaz yaratır" diye konuştu. Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben Türkiye ile Yunanistan arasında bir iyi ilişkiler dönemi başlatmaya mütabık kaldık" dedi. Çok kıymetli takipçilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda sizlerle tekrardan beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalın.